Biliyorsunuz arkadaşlar bir yeni bir bölümümüz var. Cüneyt Kampüs'te çeşitli kampüsleri gidiyoruz. Daha önce Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüsü'ne gitmiştik. Gitmişken de bu serimiz içinde Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz ve girişimci öğrenci Berkay Gültepe ile bir söyleşi yapmıştım. Gelin isterseniz şimdi onu ekrana getireyim. Kemerburgaz'ın nesi ünlüdür diye sorsanız, kemeri ünlü, burgazı ünlü. Ormanda mesela tahta evleri var, onlar çok konuşuluyor. Ormanı çok konuşuluyor. Bir de Bahçeşehir Üniversitesi'nin Future Kampüsü'nü konuşulanlar arasında artık çok rahat yazabiliriz. Şahane bir bina yapmışlar ama tabii üniversite dediğiniz binayla bitmiyor. Onun içinde nasıl bir ruh var, nasıl bir üretim var, nasıl bir bilim yapılıyor ona bakmak lazım. Ama üniversite kavramı da değişiyor. Şimdi artık bilimle gerçek hayat, hani gerçek hayattaki gelişmeleri iç içe harmanlamak gerekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi de bunu iyi beceren örnek üniversitelerden bir tanesi. Çeşitli sizlerle yöneticisinden akademisyeninden öğrencisine kadar önümüzdeki 3 hafta boyunca farklı hikayeleri paylaşmak istiyoruz. Tabii ki gelmişken en baştan başlayalım. En tepeden Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Şirin Karadeniz ve girişimci öğrenci arkadaşımız Berker Gültepe birazdan bize projesini de anlatacak. Hocam bu üniversitenin farkı ne diğer üniversitelerden? Üniversitelerin en önemli özelliği aslında içindeki gençleri ve akademisyeniyle beraber bambaşka bir ekosistemin içinde hayallerine doğru durmadan giden bir yapıdır. Buna baktığınızda içinde bilim var, topluma katkı var, içinde üretmek, paylaşmak, toplumu değiştirmek var ve bir sürü farklı hayalleri, yolları olan insanlar var. Bunu mümkün kılacak şekilde yeniliklere açık, global dünyayla barışık ama globaldeki tüm trendleri alıp, öğrenip bunları buradaki insan kaynağını geliştirip buradaki yaşamı ve toplumu değiştirmek üzere harekete geçen bir üniversitedir Bahçeşehir Üniversitesi. Evet. Ben bir dönem Palo Alto'da yaşadım. Stanford Üniversitesi var biliyorsunuz. Evet, Silikon Vadisi'nin ilk kurulduğu yer. Orada bir üniversite bir sokaklarda gezerken bir evin önünde böyle şey gördüm. Bir ilan. İlan değil de bir tane böyle bir şey yazmışlar. Diyor ki nedir baktım böyle. İşte bu evde diyor Stanford Üniversitesi'nde ilk kez öğrencileri siz burada akademisyen olmayın gidin dışarıda kendi girişiminizi başlatın diyen bilmem ne profesörün evi diye bir şey yapmışlar. Şimdi biz de hep lafı evirip çevirip şuraya getirmek istiyorum. Yani herkes bizde genelde memur olmaya çalışır. Garantidir, iş garantidir, maaş garantidir, sigorta vardır, şudur. Şimdi girişimcilik zor bir iş. Siz öğrencilere nasıl teşvik ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz ya da sektörle nasıl buluşturuyorsunuz da girişimci lig yolunda önünü açıyorsunuz. Bir kere şu andaki gençler girişimciliğin farkındalar ve inanılmaz da bir potansiyelleri var. Sadece onlara bu olmaz denilen bir eğitim sisteminden geçiyorlar. Yani ortaokul liseye gitmek için, liseyi üniversiteye, üniversiteyi de yaşama hazırlık için gidilen bir yer olarak lanse edildiği için gençler aslında hayallerle bizim onlara sunduğumuz standart yol arasında kalıyorlar. Bizim yaptığımız iş onlara aslında farklı patikalar sunmak ve bu özgürlüğü vermek. İlk önce liseden yakalıyoruz Cüneyt Bey. Applyable başvuru formülü geliştirdik. Nedir o? Applyable aslında başvuru ve kabul sistemi. Üniversiteye girerken sadece ÖSYM puanına ihtiyacınız yok. Bize başvurduğunuzda, hayalleriniz ve projelerinize başvurduğunuzda bizden kabul alabilir ve aynı zamanda burs alabilirsiniz. O projelerinizle içeri girince, yani gerçekten projesi olan, şirketi olan liseli öğrenciler de var. Onları içeri aldığınızda o zaman içerideki ekosistem de değişmeye başlıyor ve onlara o rehberliği yapmaya başlıyoruz biz. Herkesin başka bir rehberliğe ihtiyacı var. Bazısı araştırma yapmak istiyor, bazısı arkadaşımız gibi girişim yapmak istiyor, bazısının fikri var, arkadaşları yok. Onlara farklı rehberlik ve programlarla beraber yetiştiriyoruz. Ama burada bunu yaparken de sektörü içeri alıyoruz. Aslında üniversiteler hep sektörle işbirliği yapar deriz ya, bizim yaptığımız iş sektörü co-op modeliyle içeri alıp birlikte tasarım yapmak, birlikte yatırımcıları da alıp öğrencilerimizi global dünyaya geliştirmek. O açıdan aslında
aslında liseden yakaladığımız bu gençleri içeri koyduğumuzda böyle bir fikri olmayan çocuk da genç de arkadaşlarından görüp bu özgüveni alıp ve sen yapabilirsin bak düştüğün yerde hocaların olarak teknoloji transfer ofisi olarak Kuduçka merkezi olarak biz senin yanındayız fonu ve yatırımcıyı da sana getiriyoruz dediğimizde o özgüveni sağladığımızda sayı birdenbire artmaya başlıyor. Şimdi o örneklerden birine bakalım sevgili Berker. Berker sen Bahçeşehir Üniversitesi liseden mi geliyorsun? Nedir hikaye? Aslında şöyle ben de Applybo başvuru kabul sistemiyle Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tam burslu kabul almış bir üniversite öğrencisiyim. Hatta şu anda son sınıftayım. Benim de başvurumda bahsettiğim bir projem vardı aslında Clapper bir mobil uygulama fikri. Ama biz bu süreç içinde bu fikri daha da iyileştirerek 2018 yılında yurt içinde ve yurt dışında bir tohum yatırım olarak da şirket kurulumuzu gerçekleştirdik. Bizim son kullanıcıya hitap eden uygulamamız filmler, diziler ve tiyatrolar üzerinden sosyalleşmeye olanak sağlayan bir aslında bir kapsamlı bir sosyal ağ projesi. Çünkü biz şuna inanıyoruz, günümüzde hepimiz bir şeyler izliyoruz ve izlediklerimiz bir şekilde bizi birbirimize bağlıyor. Bu bağlantının daha da anlam kazandığı bir takım geliştirdiğimiz akıllı algoritmalar ile de Clapper içerisinde bulunan filmler, diziler ve tiyatrolar üzerinden kullanıcılara bir sonraki favori içeriklerini akıllı tavsiyelerle onlara bulunabiliyoruz. Şirket kurarken hiç tereddüt ettiğin ya acaba becerir miyiz dediğin ya da aileden evladım ne gereği var gel şurada gir şurada güzel bir beyaz yakalı şey olsun sigortan olsun sağlık sigortan olsun gibi şeyler oldu mu böyle tereddütler arada yani, kalmaları? Dürüst olmam gerekirse tabii ki aileleri ikna etmek ayrı bir süreç. Bu her girişimcinin özellikle genç girişimcinin karşılaştığı sorun demek istemiyorum ama ailelerin birazcık iyi niyeti ve evhamlı oluşlarından dolayı da olabilir. Ben açıkçası neden daha önce bu şirketi kurmadım diye çok düşündüm. Bizim çünkü bir an önce aslında gelişen bu dünyada sizler daha iyi bilirsiniz teknoloji şirketleri klasik konvansiyonel sanayi şirketlerinin büyüme değerlerine 3-5 yıl içinde çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Biz de bunlardan biri olma hedefiyle açıkçası yola çıktık. Üniversitemizin de bize açıkçası sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda geliştirmenizi yapmaya devam ediyoruz. Aslında Z kuşağının nabzını siz tutuyorsunuz. Evet. Değil mi? Aynen. Ve yeni hep deniyor ya Z kuşağı farklı, Z kuşağı yeni bir kuşak. Siz şimdi yılların eğitimcisisiniz. Baktığınız zaman ne var? Yenilik ne görüyorsunuz? Farklılık ne var? Bir sosyal konulara çok odaklılar. Yani adalet, eşitlik gibi topluma fayda, insanı geliştirme konularına çok çok odaklılar. İki farklı şeyler yapmak istiyorlar ve farkı arıyorlar. Eğer bir hayalleri varsa hayal kurabiliyorlar. Hayallerin peşinden gitmek için emek harcama noktasında sadece rehberliğe ihtiyaçları var. Biraz da özgüvene ihtiyaç var. Aynı zamanda bir arada çalışabiliyorlar ve dünyadaki teknolojileri yabancı dili halletmiş durumdalar. Teknolojiyi biliyorlar ve aslında ufukları açık, vizyonları da açık. Bizden en önemli farkları özgüven.